Çorum Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Türk İslam Kültür Vakfı ve Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma Vakfı tarafından Engelleri Kaldırıyoruz, Bir Engeli de Sen Kaldır projesi düzenlendi. Düzenlenen proje kapsamında engelli vatandaşların ihtiyacı olan akülü araba ve tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Programda konuşma yapan Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mustafa Atman, vakıf hakkında bilgiler verdi. Bu organizasyonu kalbi, Avrupa'da yaşayan o güzel yürekli gurbetçi vatandaşlarımızın maddi ve manevi katkılarına canı gönülden teşekkürlerimizi borç biliriz. Allah yaptıkları bağışlarını kabul eylesin ve yaptıklarına razı olsun. Biz razıyız. Umut Köprüsü Hollanda 1988'de birbirine gönülden bağlı 3 samimi arkadaş tarafından Hollanda Lahey Vakfı olarak kurulup küçük çaplarda Hollanda'da maddi yardım toplayarak hala bugün yaptığımız gibi Türkiye'mizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlardı. Allah'a hamdolsun bugünleri gördük. Şu an toplam olarak 100 akülü araba, 60 tekerlekli sandalye, 15 hasta bakım yatağı ve 2 asansör sizlere getirdik. Sayın Orhan Tosik Başkanım ve yönetiminin başarılı ve ivedilikli çalışmalarının sonucunda ihtiyaç sahiplerini belirleyip bugün burada sizlere dağıtacağız. Ufak da olsa engelli hemşehrilerimin günlük hayatlarında da bir nebze de olsa kolaylaştırdıysak ne mutlu bize. Biz sadece vesile olduk. Umut Köprüsü Hollanda sizlerden önce Yozgat, Karaman, Elazığ ve Ardahan gibi güzel illerimize de ulaştı. Ve başarılı bir şekilde oralarda da ihtiyaç sahiplerine yardımlarına ulaştırdı. Amacımız Türkiye'mizin her ilimizde ulaşıp ufak da olsa böyle projelerle vatanımızın her köşesinde vatandaşlarımızdan bir tebessüm elde etmek ve ihtiyaçlarını gidermek bizler görev bildik. Allah'a hamdolsun. Son sözüm, tohum toprağı engelli topluma emanettir. Unutma, her yaşayan insanoğlu bir engelli adayıdır. Son olarak da bu yolda beraber yürüdüğüm kıymetli yönetimimin ve Umut Köprüsü'nü ayakta tutan İlkay Çağdaş abim, Satılmış Erzik, Harun Özkuzu Güdenli, İsmail Özbek, Mustafa Yılmaz abim ve Mevlüt Güdel abime teşekkürlerimi borç bilirim. Ve Allah onlardan razı olsun. Emekleri çok büyük, Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ederim.